Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri ve Eğitim Bakanlığı'nın değerli bürokratları. Evet, bugün 2023 eğitim yılı Eğitim Bakanlığı bütçesini değerlendiriyoruz. Eğitim her yıl aslında ülkemizde çok sancılı geçen, birçok sorunu bünyesinde barındıran, bir sürü eksiklikleri, gedikleri olan bir konudur. Yıllarca aslında kanayan yaramızdır eğitim sistemi. Her toplum kendi maddi ve manevi kültürel değerlerini eğitim sayesinde aslında yeni kuşaklara aktarıyor. 21. yüzyılı yaşadığımız günümüzde eğitimin önemini katlanarak arttığını gözlemliyoruz. Eğitim sisteminin ülke kaynaklarının büyük bir kısmını tükettiği ortadadır. Aslında Maliye Bakanlığı'ndan sonra en büyük ikinci bütçe Eğitim Bakanlığı'na ayrılmıştır. Bu önemini ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Ne kadar bilimsel bir planlamanın yapılması gerektiği de açıkça ortadadır. Çağdaş, güçlü bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Eğitime ayrılan kaynakların planlı ve etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Yıllarca ülkemizde eğitim şuraları, çalıştaylar düzenlenmiştir. Bir takım tespitler ortaya konulmuştur, sorunlar masaya yatırılmıştır, çözüm önerileri getirilmiştir. Ama ne yazık ki siyaseten hepsi masada kalmış, birçoğu uygulanamamıştır. Ne var ki eğitim sistemimiz hemen hemen her açıdan eleştiri alıyor. Eğitim yönetiminde bilimsellikten uzaktayız. Okul altyapılarında ciddi sorunlar var. Yeni okullarda dahil olmak üzere. Teknolojik anlamda çok ciddi eksiklikler göze çarpmaktadır. Sanırım bu bütçe olanakları ile bakanımız mutsuz öğrenci, mutsuz veli, mutsuz öğretmenler mutsuz olacaktır. 2022 yılının eğitim adına özetine bakacak olursak, okulların damlarının çöktüğü, bahçe duvarlarının yıkıldığı, güvenlik sorunlarının yaşandığı, taşeron hademelerin haklı hak arayışları ve mücadelelerinden dolayı okullarda hijyen sorunlarının yaşandığı, teknik ve teknolojik altyapı eksiklikleri ve grevler hatıralarda kalanlardır. Bütçeye girmeden önce bugün Özgür Gazete'de ve dün de yer alan konuya öncelikle değinmek istiyorum. Sevgi ve Kardeşlik Derneği altında ülkemizde faaliyet gösteren bir derneğin 18 yaş altı çocuklara ulaşıp dini eğitim ve dini sohbete davet etmesi ve bu konuda dünden beri Eğitim Bakanımıza ulaşılmaya çalışıldığı ve bu konuda herhangi bir yorum yapmadığı konusuna. Bu konudaki Sayın Bakan'ın bilgi ve görüşlerini özellikle merak ediyorum. 18 yaş altı çocuklarda bu aslında aleni bir şekilde istismardır da. Aslında yıllardır toplumda bir toplum mühendisliği yapılmaya çalışıldığı ortadadır. Hele ki son imzalanan protokolde aile yapımız, kültürel değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz biliyorsunuz ki maddeler halinde yer almıştı. Aslında bugün yaşadığımız bu yavaşça başlayan, belki görmezden gelinen bir toplum mühendisliğinin sonucudur. Suni olarak İslamlaştırılmaya çalışılıyoruz aslında. Geçtiğimiz aylarda Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı ve personelinin mesai saatleri içerisinde din eğitim almak için Hasbolat'taki İlahiyat Koleji'ne gittikleri gündem olmuştu. Arkasına bugün yaşananlar. Neler oluyor bu toplumda? Kıbrıs Türk toplumu laik bir toplumdur ve bu tür uygulamalar
doğru değildir. Eğitim, Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde olması gerekir. Bu dernekle ilgili Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi ne durumdadır? Tabii camilerde verilen Kur'an kursları ve apartman dairelerinde dernekler adına verilen dini eğitimler, bunlarla ilgili bakanlığın araştırmaları ya da sonuçları nelerdir? Sayın Bakan'ın bu konudaki görüşleri nelerdir? Bilmek istiyorum. Ve eğitime dönersek, bu konunun haricinde, tabii bu konu tüm toplumda büyük bir tepki uyandırmıştır. Biliyorsunuz, 2-3 yıldır pandeminin etkisinde eğitimde çok ciddi eğitim kayıpları yaşanmıştır. Eğitim büyük yaralar almıştır. 2022 aslında eğitimde yaraları sarma yılı olması gerekirdi. Ama maalesef Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen tasarrufu politikası, öğretmenlerin haklı grev ve eylemleriyle eğitimde yaşanan kayıplar giderilememiştir. Eğitim sürecinde biliyorsunuz fırsat eşitsizliği daha da yoğun hissedilmişti pandemide. Ne olmuştu? Özel okullar ve devlet okulları zaten yıllardır bir fırsat eşitsizliği iken bir de iki günde bir okula gidenler, her gün okula gidenler arasında ciddi bir eğitim alma konusunda dengesizlikler yaşanmıştı. Pandemi sürecinde yaşanan eğitim kayıplarının giderilmesi için pek bir çalışma yapılmamıştır. Yetişen bir neslin kayıplarıdır aslında giderilemeyen ve bu noktadan sonra telafisi de pek mümkün olmayacaktır bu kayıpların. 2022'de genç işsizlik oranı %30'lar düzeyinde. Benden önceki konuşmacı arkadaşlar da bu konuya özellikle değinmişlerdir. Ülkemizde ne mesleki eğitim, ne genel eğitim, ne de yüksek eğitim kademelerinde nitelikli politikalar, çağdaş vizyonlar göremedik ne yazık ki. 2023 bütçesinde de bunlarla ilgili tek bir kalem göremedik. Mevcut eğitim politikaları ile aslında yıllardır diplomalı işsizler ordusu oluşturduk. Bugün baktığımızda gençlerimiz okuyor, eğitim alıyor, sonra anne baba evlerine dönüyor, kendi dünyalarında üretmeden, iş hayatına katılmadan ve memleketten umudunu keserek göç yollarına düşüyor. Aslında bu bir beyin göçüdür. Çok büyük bir kayıptır. Diğer taraftan meslek liselerine ihtiyaç ve talep artmıştır. Bu konuyu da benden önceki arkadaşlar ele almıştır. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Özel eğitim yıllarca bu ülkede çok büyük bir sorun olmuştur. Ve geçtiğimiz aylarda özel eğitim yasası bu meclisten geçmiştir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Fakat yasa gereğini uygulamak ve özel eğitim konusundaki eksiklikleri, altyapı eksiklikleri, öğretmen eksikliklerini tamamlamak için ciddi bir bütçeye ihtiyaç vardır. Mevcut bütçede bu rakam ne yazık ki bu eksiklikleri karşılayamayacaktır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimlerini özel kurumlarda alması ciddi anlamda aileler için çok büyük bir masraftır. Hele ki geçinme derdinin çok yoğun olduğu bu dönemde dar gelirli insanların çocuklarına özel eğitim aldırması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Ve özel eğitim süreklilik ister ne yazık ki. Umarım 2023 ve 2024'te yasa gereği tüm eksikliklerimizi tamamlayabiliriz. Özellikle IQ'su yüksek olan ileri zeka çocuklarımız için maalesef memlekette ne özel
ne de devlet kurumu eğitim alacakları bir devlet kurumu yoktur. Bu çocuklarımız örgün eğitimin içerisinde mevcut şartlarda eğitim almaya çalışırken bir sürü psikolojik uyum sorunu yaşamaktadır ve onların bu özel durumları maalesef avantajlı olan özel durumları dezavantaja dönüşmektedir. Avrupa ülkelerinde bu tür çocuklara özel eğitimler, burslar verilirken bizde maalesef mevcut sistemin içerisinde onların da törpülenerek normal diğer öğrencilerle birlikte normalleştirilmeleri sağlanıyor. Evet, bütçeye gelecek olursak bütçe rakamları üzerinden bir takım verilere. Eğitim Bakanlığı bütçesi 35 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan bütçenin geneli 35 milyar 850 milyon, Eğitim Bakanlığı için 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL oldu. Bu rakam %11'lik oranıyla toplam bütçenin Maliye Bakanlığı'ndan sonra en büyük payını oluşturuyor. Bu miktarın %79.45'i personel giderlerine gidecektir. %5.6'sı cari transferlere, %3.99'u devlet prim giderlerine, 2.62'si sermaye giderlerine ve %8.34'ü mal ve hizmet alımlarına. Daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyecek olursak, Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan bütçenin sadece %8.34'ü eğitim hizmetlerine gidecek. Yani bu kadar büyük bir bütçenin sadece %8.34'ü eğitim giderlerine. Ne var ki bu %8.34'ün tamamı da eğitimin gelişimi için değil. Eğitim yatırımı ve gelişimi için ayrılan pay ise sadece %12 olmuştur. Her sene olduğu gibi 2023'te de müşavir maaşları memur maaşlarından fazladır bütçe rakamları içerisinde. Maaşlarla ilgili olarak 2023 yılında ilginç bir veri gözüme çarptı. Memur maaşları 5 milyon 837 bin TL ancak sözleşmeli personel maaşları için ayrılan miktar 6 milyon 45 bin TL. Sanırım 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kamu ataması olarak çalışan kurul üyesi, eğitim uzmanı, denetmenden fazla sözleşmeli personel olacaktır. Bunlar eğitim bütçesinde olanlar, biraz da olmayanlardan bahsedelim. Çağdaş eğitim kurumlarının eğitim sistemine entegresini içeren veya eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan veya bakanlık personelinin uzmanlığını destekleyen tek bir proje yok. Bu yönde harcanacak tek bir kuruş da yok. Öğretmene yatırım da yok. Öğretmenin hizmet içi eğitim giderleri, hizmet içi eğitim giderleri, öğretmenlerinin gelişimini sağlayacak herhangi bir program ve böyle bir kalem ne yazık ki bütçede yok. Eğitimin kamusal yanı da aslında göz ardı edilmiştir. Dezavantajlı çocukların eğitim imkanlarıyla daha çok buluşmasını sağlayacak anlamlı bir uygulama ve bu yönde fırsat eşitliğini sağlayacak yönde bir bütçeleme de yok. Eğitimdeki en temel sorunlara çare olabilecek tek bir satır aslında yok. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu çocuklar benden önce çıkan tüm
milletvekili arkadaşlarımın da gündeme getirdiği bir konudur. Evet, bu çocuklar için bir hazırlık dönemi olması lazım. Önce Türkçe konuşmayı öğrenmeleri ve buna göre sınıflarda Türkçe konuşan yerli ya da bir şekilde ana dili Türkçe olan öğrenciler de bir arada olmaları gerekir. Tam gün eğitime geçiş, bu da hükümet programında yer alan bir konu. Bu konuda Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz aylarda tam gün eğitim için oluşacak ihtiyaçların tamamlanmasını ve 2023-24 yılında pilot uygulamayla geçilmesi planlandığını belirten bir açıklaması olmuştu. Ve bu yılki bütçelemede de bu yönde ben sizin açıklamanızı aldım. Hatta birkaç satırını da okuyayım. Tam gün eğitim projeksiyonu çerçevesinde çeşitli verilerin toplanıp sağlıklı bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini vurguladınız. Sürecin çok boyutlu olduğunu, öğretim programları, okul altyapıları, ders programları, taşımacılık, öğretmen ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde çalışılarak ilgili taraflarla istişare edileceğini, bu bağlamda süreç için planlanan zaman çizelgesini de açıkladınız. Bunu da okuyayım. Ortaya çıkan tablo çerçevesinde finansman kaynaklarının planlanmasının yapılacağını, buna bağlı olarak da 2023 bütçesinde gerekli kaynakların sağlanacağını, oluşacak ihtiyaçların tamamlanmasını takiple 2023-24 öğretim yılında pilot uygulamaya geçilmesinin planlandığını, yani burada sizin basın açıklamanızdan aldığım notlardır bunlar. Ve 2024-25 öğretim yılında genel uygulamaya geçileceğini belirttiniz. Tabii bu konuyla ilgili çalışmalarınızın neler olduğunu sormak istiyorum. Evet, hangi aşamadayız, neler tamamlandı, bütçe olanakları bu girişimlere el veriyor mu? Bunları tarafınızdan açıklanmasını talep ediyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla 2023 bütçesinde tam gün eğitime geçişle ilgili bir bütçeleme yok denecek durumda. Okul ihtiyaçları şu anda bile okullarla ilgili bütçe de yok. Okul aile birlikleri tarafından bir şekilde karşılanmaya çalışılıyor. Öğretmenlerin daha etkin olmasını, kol faaliyetlerinin daha aktif uygulanması talepleri var ama öğretmene bu yönde pek bir destek göremedim ben. Kısacası eğitimde planlama ve programlama konusunda ciddi sıkıntılar olduğu gözlemlenmektedir. Belli ki 2023'te de yine öğrenciler kalabalık sınıflarda eğitime devam edecek. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları devam edecek. Öğretmenleri mesleklerinden soğutan bazı anlayışlar devam edecek. Mesleki teknik öğretime nitelikli bir yatırım öngörülmediği için üretime dönük eğitim anlayışı sadece laftan ibaret olacak. Kendi içindeki diploma tartışmalarını çözemedikleri için YÖDAK biliyorsunuz hemen hemen her arkadaşın da vurguladığı gibi önemli bir sorundur. Bu sorunlar da aslında devam edecek gibi görünüyor. Tam gün eğitime geçilmesi için çalışmalar yine sözde kalacak. Geçici öğretmen sorunu bütçe rakamlarından da anlaşılacağı üzere devam edecek. Sözleşmeli istihdamlar, geçici öğretmen alımları yine fırsat eşitsizliği ve adaletsizlikle devam edecek.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım.